Herkese merhabalar. Yine çok güzel bir Cocktail Talks programıyla karşınızdayım. Bugün size yine güzel bir kokteyl yapacağım. Bugün size çok popüler, çok ünlü 80'ler, 90'lar hatta 2000'lerin başında her yerde böyle uçmuş gitmiş bir kokteyl yapacağım. İsmi de zaten hepimiz çok güzel bir ismi var. Bugün Sex on the Beach kokteylini yapacağız. Evet, Sex on the Beach kokteyli yapacağız. Sonra bu kokteyl tabii ki Sex on the Bar, Sex on the falan, Sex on the falan böyle gitti. Gerçekten beachlerde 80'ler 90'larda su gibi satılan, herkesin bana bir Sex on the Beach, Sex on the Beach dediği, sana bir Sex on the Beach ısmarlayayım mı dediği Sex on the Bar kokteyline ne dersiniz diye barmenlerin sonra bir misilleme yaptığı bir kokteyl serüveninden bahsediyoruz. Gerçekten Sex on the Beach bir beach kokteyli, tam da güzel bir yaz kokteyli ama genelde çok az buzlu veya buzsuz olduğu için her zaman içilebilen yumuşak içimli portakal ve turunçgil aromasını sevenler için mükemmel bir kokteyl. Yapımı çok basit, içinde çok fazla detayları yok. Vodka, şöyle şeftali likörü. Zaten şu an bulabileceğiniz birkaç şeftali likörü var. Onlardan bir tanesi en popüler olan Türkiye'deki Archer's. Taze sıkılmış portakal suyu. Ve homemade nar şurubu veya isterseniz granadin şurubunu çok kolay bulabilirsiniz. Ama bu çok kolay yapımı dediğim gibi. Bu şurubun yapımını da yine sayfamızdan bulup oradan yapabilirsiniz. Çok basit, iki tane narla bu şurubu hallediyorsunuz. Hazırsanız bu güzel ve seksi kokteyle geçelim. Shaker'ımı alıyorum. Besiyel vodka koyuyorum. Bunda birçok reçetede 2,5 vodka, 2,5 tekila kullananlar da var bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Şu da olmasın, bu böyle mi oluyordu diye. Tabii ki biz buna çok takılmıyoruz. Çünkü biz klasik kokteylleri de ben kendim birazcık twistliyorum. Yani uyarlıyorum ben kendime göre, iç damak tadımıza göre. Bir ufak değişiklikler yapıyorum ama gene de dediğim gibi bunda tekila, vodka, şeftali likörü, portakal suyu ve granadin olarak da bir reçete görürseniz hiç şaşırmayın. Ama biz evde kolay kokteyl yapma tekniklerine gittiğimiz için asıl da hedefimiz bu. Bu yüzden iki tane yüksek alkolü bulundurmayabiliriz, bulunduramayabiliriz. Zaten çok pahalılar. O yüzden böyle bir taktiğe gidiyoruz. Vodka kullanıyoruz sadece. 2,5 cl'de şeftali likörü kullanıyorum. Beş cl'de portakal likörü koyuyorum. 5,5 reçetesi bu kokteylde de çok iyi oluyor. Çok fazla değil, 1 siyel bile olmasa olur ama şöyle 1 siyel kadar nar şurubu koyuyorum. Shaker'ımı bol buzla dolduruyorum ve güzelce shake ediyorum. Bunun bardağı aslında şöyle bir bardak çok görmüşsünüzdür. Ayaklı, şu şekilde uzanan bir bardak şekli var. Çok bulunabilen bir kokteyl bardağı. Ama yoksa da yani ona yakın şöyle bir bardak veya şarap kadehi, long bardak, herhangi bardakla yapabilirsiniz. Ama hepinizin o bildiği eski kokteyl bardaklarından şu şekilde olan bunun için tasarlanmış da diyebiliriz. Bu tarz kokteyller için, beach kokteylleri için genelde Latin Amerika ülkelerinde kullanılan kokteyllerde bu bardak çok fazla tercih ediliyor. Şöyle kokteylimi
güzelce bardağıma süzüyorum. Tabii ki siz serbest döküm de yapabilirsiniz bu kokteylde. Çok hiç önemli değil. Dediğim gibi evde kokteyl yapımlarında buz biraz problem olabiliyor genelde. O problemi o şekilde ortadan kaldırabiliriz. Şöyle tekrar buzlarımı koyuyorum. İki tane ince tüketimi. Süsleme de bunun vazgeçilmezi yuvarlak portakal süsleme. Hep öyle hayatımızda yer edindi ve o şekilde, şu şekilde şöyle kenarına böyle güzel bir portakal dilimini koyuyorum ve buyurun, seks onlu biçimiz hazır. Şöyle. Çok basit bir kokteyl. Ama lezzetli de bir kokteyl bu arada gerçekten. Yani portakal suyu ve özellikle burada şeftali likörünün vermiş olduğu çok güzel bir aroma var. Bakalım biz de o aromayı yakalamış mıyız? Evet, kesinlikle yakalamışız. Çok lezzetli, çok güzel bir kokteyl. Gerçekten çok fresh bir kokteyl bu arada. Mükemmel. Gerçekten Sex on the Beach güzel kokteyl. İsmi kadar lezzeti de gayet yerinde. Umarım siz de beğenirsiniz. Zaten birçoğunuz bol bol içmişsiniz, tüketmişsiniz ve biliyorsunuz. Ama ben de böyle bir eskide kalan kokteylleri de biraz gün yüzüne çıkarmak için bu ara böyle bir kokteyllere yöneldim. Umarım bunu siz de beğenirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Bir başka Cocktail Talks programında eski, yeni, old veya bizim kendi signature kokteyllerimizden herhangi birisiyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.